Geniş etkiyatlı. Tepeden geliyor mu? Şu anda Altaman Drakova Kaynak Su İşletme Tesisi'nin su depolarında bulunmaktayız. 4 tane 500'er tonluk depolarımız sahibiz. Depolarımız seramik kaplı, fayans kaplı ve rutubet almayan, havalandırılması mevcut, son derece hijyen ve temizlikleri günlük yapılan depolardır. Halkın sağlığı açısından bu çok önemlidir. İçerisi. İçerisi tamamıyla hijyen. Günlük temizlikleri yapılıyor. Kaptajdan gelen, ishalatıyla depolara gelen su, depolardan filtrasyon sistemine geçer. Bu bizim fabrikamızda kullanmış olduğumuz filtrasyon sistemi son derece modern ve bakteri odaklı filtrelerdendir. Avrupa'dan ithal ettiğimiz filtrasyon sistemlerinde membran filtre özelliği sahiptir. 10 mikron, 5 mikron, 3 mikron ve 1 mikrondan geçen su ozon kullanılmadan, hijyenik ortamdan direkt doğum tesislerine krom hatla gitmektedir. Diğer tesislerde karpuş filtreleri kullanmaktayken bizde membran filtreleri kullanmaktadır. Bayilerimizin doluma getirdiği boş damacanalar koklanarak personelimiz tarafından içine bakılarak doluma uygunluğu halinde ön yıkama bandı dediğimiz bu bandı konveyöre veriliyor. Daha sonra bu konveyörde 50 santigrat derecede dış yıkama sistemiyle damacanaların dış yıkaması yapılıyor. Dış yıkamada çamur ve kimyevi malzemeler arındırılıyor. Daha sonra burada aynı konveyör üzerinde son teknolojide yapılmış 2012 model 7'li saatte 1500 adet damacana dolumu yapabilen otomatik kimyasal deterjanlı kendine damacana dolum makinesinde doluma geçiyor. 7'li bir şekilde damacana dolum makinesinde ön yıkamadan sonra iç yıkama sistemine geliyor. İç yıkama sisteminde ilk 4 bölümde 70 santigrat derecede makine iç yıkama sistemini yapıyor. Daha sonra orta 2 bölümde suya zarar vermeyen, suda çözünebilen Sağlık Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın uygun gördüğü kimyasal deterjanlarla iç yıkamaya devam ediyor.
son bölümde iç yıkamada kimyasal deterjandan sonra durulama bölümü. Durulama bölümünden sonra otomatik nozollarla el değmeden kaptajdan depolara, depolardan krom hatla filtrasyon sisteminden geçtikten sonra imlaneye gelen su otomatik dolum çubuklarında dolum nozullarını dolarak bu banttan kapaklama, otomatik emniyet bandı ve otomatik tarihleme ile dolarak kamyona personel tarafından el değmeden yüklemesi sağlanıyor. Tamamıyla hijyenik koşullarda, rutubet almayan, her taraf fayans kaplı ortamda imlanede dolumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Her gün dolum bittikten sonra damacana iç yıkama makinesinin suları boşaltılıyor. Kimyasal temizlik yapılıyor. Kimyasal temizlikten sonra da tekrar ertesi gün için yeni su alınarak devam ediyor. Bu her yıkama sonrasında bu şekilde hijyenik bir ortamda, hijyenik bir kaynak suyuyla iç yıkama sistemi sağlanıyor. Çoğu fabrikalarda kaynak suyu kullanılmadığını duyuyoruz. Biz kesinlikle iç yıkamada damacananın içerisine dair kaynak suyuyla yıkama sistemini öneriyoruz ve onu uyguluyoruz. Çünkü damacanalar koku alıp verebilen ve damacanaların özelliğinde kokuyu hapseden bir özelliği vardır. Artezyen veya değişik sularla yıkadığımızda damacanaya zarar veririz. Bu yüzden kesinlikle iç yıkamada doğal kaynak suyu, alkamadan doğal kaynak suyuyla yıkama sistemini yapıyoruz. Oradan da dolum tamamlanıyor. Alka Madran Yönetim Kurulu üyesi Gökçay Altın. Bakanlığımız dün talihsiz bir açıklama yapmıştır. Şahit numunelerimiz İzmir Hıssaya gönderilmiştir ve bunların analiz sonuçları pazartesi veya salı günü açıklanacaktır. Şirketimiz 6 aylık yeni bir şirkettir. 6-7 aylık yapılan analiz sonuçlarında hiçbir olumsuz analize rastlanmamıştır. Ve şirketimiz milyon dolarlık yatırımlarla ishal hattından makinelere kadar tam teçhizatlı hijyen kurallarına uygun olarak ve soğuk teknolojiye göre yapılmıştır. Suyumuzda alkamadan suyunda demir, mangan, kükürt ve arsenik oranı sıfırdır. Bunların hepsi sıfır olunca Sağlık Bakanlığı bize ozon kullanma etkisini vermemiştir. Türkiye'deki satılan suların %98'i ozonlu sudur. Bu da haksız bir rekabeti getirmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 114 tane firmanın bayilerdeki firmalarda bizim 15 tane bayimizden alınan numunelerin sonucu hepsi negatiftir. Fabrika olarak sizde sağlıksız su olduğunu açıklayan bakanlık bayilerinizde bir sorun olmadığını söyledi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizden geldiler, burada bir tane damacana aldılar. Bunda sorun var diyorlar. Bayilerde sorun yok diyorlar. Bu 114 firmanın bayilerinde problem var diyorlar. Fabrikalarda problem yok diyorlar. Ve ben soruyorum, bu diğer firmaların bu 114 tane firmanın bayilerine giden sular uzaydan mı geldi? Yani bu sular da sonuçta bir fabrikadan çıkıp belli bir şekilde tüketiciye ulaşmaktadır. Bizim nihai tüketicimizde, son tüketicimizde hiçbir problem gözükmemektedir. Biz bayilerimizin ve bizim suyumuzu kullanan vatandaşlarımızın arkasındayız. Pazartesi günü İzmir Hıfzıra'dan gelecek rapor doğrultusunda negatif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın bu aklının karalanan Alka Madran şirketinin aklayacağını düşünüyoruz. Bizde en son Mayıs ayında İl Sağlık Müdürlüğü'nün almış olduğu numunenin yapılan analiz sonucu elimizde mevcuttur. Temmuz ayındaki analiz sonucumuz 7 Ağustos 2012 Salı günü neticelenecektir. Şu anda suyumuzla ilgili herhangi bir mikrobiyolojik açıdan
bir sıkıntı bulunmamaktadır. Evet. Size hala şey gelmedi değil mi? Bununla ilgili bilgilendirme, suyunuzda sorun çıkmıştır veya kapatılmıştır diye bir yazı gelmemiştir. Temmuz ayı ile ilgili herhangi elimizde bir şu an için şahit numaraların sonucu ulaşmadı. Evet. Bakanlığın açıklamasından sonra herhangi bir belge geldi mi veya telefon? Sadece yani... ilk numaraların sonuçlarında problem olduğu, şahit numaraların sonucuna bakılacağı söylenmişti. Fakat bakılmadan bakanlık direkt bizi açıkladı. Ben bir geleyim. Tamam abi. Tamam dinliyorum. Tamam öyle yaparım.